Merhabalar sevgili arkadaşlar. 7. sınıf öğrencilerimizin 3. ünitesi olan Biographies konusuyla karşınızdayız. Biographies konusu ve Kök Yayıncılığın hazırlamış olduğu kitapla sayfa 38'den devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Biographies konusunun tam olarak bize neler kazandıracağını bahsetmek istiyorum. Biographies konusu kişilerin yaşamıyla alakalı bahsetmiş olduğu geçmiş zamanla yazılmış olan cümleleri anlamamıza yardımcı olacak. Geçmiş zamanda nasıl yapılacağını da bu konunun içinde öğreneceğiz. Videoların içine ekstradan geçmiş zamanı anlatan, detaylı olarak anlatan videolar da ekleyeceğim. Şimdi sayfa 38'deki kelime bölümüyle başlıyorum. Word Hunt bölümüyle devam ediyoruz. Dinle ve tekrar et demiş. Şimdi bunları tek tek dinleyelim. Siz dinlerken evde de bu sesi dinledikten sonra kendiniz de aynı şekilde söylemeye çalışın. Daha sonra zaten anlamlarını söyleyeceğiz. Başlıyoruz. 1. Listen and repeat. Raise. Move. Grow up. Brilliant. Graduate. Get married. Own. Awards. Prize. Alone. Die. Evet arkadaşlar, kelimelerin anlamlarını vermeye başlıyoruz. Hazırsanız not almaya. Raise, yetiştirmek, büyütmek. Grow, hatırlarsanız büyümekti. Raise de yetiştirmek, büyütmek oluyor. Yani çocuk yetiştirmek, bir belki küçük bir köpeği falan yetiştirmek için kullanılabilir. Move, göçmek, bir yerden başka bir yere gitmek. Grow up, büyümek, yetişkin olmak. Brilliant, zeki, parlak öğrenci. Öğrenciden bahsedersek mesela brilliant student dersek parlak öğrenci olur. Brilliant person dersek de parlak kişi olur. Parlaktan bahsetmemizin sebebi zeka ile parıltı aynı bağlamda kullanılabiliyor bu kelimede. Graduate, mezun olmak. Get married, evlenmek. Own, sahip olmak. Awards, ödüller. Prize, yine ödüller ya da ödül. Alone, yalnız. Die, ölmek. Tabi bu kelimelerle başlamadan önce derse başlayan hocamızın durumuna göre size şöyle bir soru soruyor. Look at the photo. What do you know about Albert Einstein? Is he a brilliant scientist? Albert Einstein hakkında ne düşünüyorsun? İyi bir ya da akıllı bir bilim adamı mıydı? Parlak bir bilim adamı mıydı? Burada tabii is de kullanmış. Parlak bir bilim adamı mı demiş. Aslında was he deseydi belki daha güzel olabilirdi. Şimdi Albert Einstein'la alakalı metin okuyacağız ve bu kelimelerin de içinde geçtiği bir metin olacak. Dolayısıyla geçmiş zamanda o metin üzerinden görmeye başlayacağız. Şimdi sayfa 38'deki ikinci alıştırmamızda demiş ki biyografiyi oku ve paragraflar ile başlıkları eşleştir. Yani 1, 2, 3'teki başlıklar buradaki her bir paragrafın üstüne gelecek. Nelerle alakalı bahsedeceğiz onu bildireceğiz. Mesela birinci başlıkta demiş ki His awards around the world. Dünya çevresindeki ödülleri. Dünyanın tamamında kazandığı ödüllerden bahsederken. Unhappy years at school. Okuldaki mutsuz yıllar. An important career in physics, fizikteki önemli bir kariyer şeklinde ifadelerimiz var. Bu başlıklar konuyla alakalı olmak üzere bu metinlerin üstüne gelecek. Bakalım nelerden bahsediyor. Albert Einstein was born in Württemberg in 1879. In 1880, his family wanted to raise their children in Munich. They moved to Munich and Einstein grew up there. He was very different from other children. He wasn't a brilliant student at elementary school. He wasn't successful or hardworking. He was unhappy because he didn't like grammar and the teachers forced him to learn. He had different interests. For example, he was interested in science and math. Burayı çevirelim, başımızda yerleştirelim arkadaşlar. Eğer siz bunu benimle beraber giderek yapmaktan ziyade kendiniz önce yapmak istiyorsanız burada kendiniz durdurup kitaptaki bu metni tamamen okuyup 3 tane başlığı da yerleştirebilirsiniz. Daha güzel olur. Çünkü önemli olan sizin çabanız. Benim buradaki söylediğim şeyleri
Aynen yazmanın hiçbir anlamı yok. Evet arkadaşlar, birinci paragrafın çevresine bakıyoruz. Albert Einstein 1879'da Württemberg'de doğdu. 1880'de ailesi çocuklarını Münih'te yetiştirmeyi istedi. Onlar Münih'e taşındılar ve Einstein orada büyüdü. Çok farklı bir çocuktu diğer çocuklardan. O akıllı, zeki bir öğrenci değildi ortaokulda. Başarılı da değildi ve çalışkan da değildi. Mutsuzdu çünkü grameri sevmiyordu ve öğretmenler ona öğrenmesini zorluyordu. Forced, zorlamak demek. Farklı ilgiler vardı. Örneğin o bilim ve matematikte ilgiliydi. Bu durumda arkadaşlar buraya ne diyebiliriz? Okulundan bahsetti, mutsuz olduğundan bahsetti, farklı ilgileri olduğundan bahsetti. O zaman unhappy years at school ifadesi buraya uygun gelebilir. Evet, okuldaki mutsuz yıllar. İkinci paragrafa başladık. He left school without a degree and moved to Milan and stayed there until 1895. He moved to Zurich to get a diploma. He wanted to be a teacher of mathematics and physics. He finished school and graduated in 1900, just 19. In 1903, he got married to his college mate. 1 year later, Einstein and his wife had 2 sons. In 1909, he became professor for theoretical physics at the University of Zurich. He separated from his wife. Evet, burayı çevirmeye başlıyoruz. O okulu terk etti bir derecesi olmadan, yani bir eline belge almadan ve Milano'ya taşındı ve orada 1895'e kadar kaldı. 1880-1895. Zürih'e taşındı diploma almak için. Matematik ve fizik öğretmeni olmayı istedi. Okulu bitirdi ve 1900'de mezun oldu. 1903'te sınıf arkadaşı ya da kolej arkadaşıyla evlendi. Bir yıl sonra Einstein ve eşi 2 çocuk sahibi oldular. 1909 yılında o theoretical physics üzerine, yani fizik teorileri üzerine Zürih Üniversitesi'nde profesör oldu. Eşinden ayrıldı. In 1919 he got married to Elsa Löwenthal. He was a brilliant mathematician and physician. He owned a special theory of relativity during his life. He had lots of awards around the world because he achieved great success in science. In 1921, he received the Nobel Prize in Physics. His second wife, Elsa, died in 1935-36. During the last year of his life, Einstein was alone. There was nobody with him. He died in Princeton in 1955. Arkadaşlar, ikinci bölümde hatırlarsanız kariyerinden bahsetti. İşte önce evlendiğinden, işte buradaki o okula gidip oradan diploma aldığından, daha sonra profesör olduğundan falan. Şimdi buraya geliyoruz. 1919'da Elsa Leventhal'la evlendi. Hala he'deyiz, yani Einstein'dayız. Einstein zeki bir matematikçi ve fizikçiydi. O özel bir teoriden, izafiyet teorisini sahiplendi. Hayatı boyunca pek çok ödülü oldu dünya genelinde. Çünkü o çok büyük başarılar elde etti bilim alanında, fen alanında. 1921'de Nobel ödülünü fizik üzerine aldı. İkinci eşi Elsa 1936'da öldü. Yaşamının son yıllarında Einstein yalnızdı. Onunla kimse yoktu. O Princeton'da 1955 yılında vefat etti, öldü. Buraya da arkadaşlar His Awards Around the World diye bir başlık koyabiliriz. Her ne kadar çok fazla zaman alanda bir ödülden bahsetmese de Nobel ödülünden bahsediyor. Bu zannediyorum yeterli. Gelelim. Read the biography again and correct the sentences demiş. Biyografiyi tekrar oku ve cümleleri düzelt. Çünkü yanlışlar var. Einstein Münih'te doğdu. Einstein nerede doğdu? Einstein Württemberg'de doğdu. O zaman Münih kelimesi burada
Bilgi olarak yanlış. He was interested in grammar. Grammar yani dil bilgisine karşı ilgiliydi. Öyle miydi? Hayır. Başarılı değildi. Çünkü grameri sevmiyordu. Dolayısıyla gramer kelimesi yanlış. Sevdiği şey ya da ilgili olduğu şey science and maths'ti. Yani fen ve matematik. He stayed in Milan until 19. 1900'e kadar Milan'da kaldı. Bakalım 1900 nerede geçmişti? Şurada kalmış. Şurada geçmişti. Milan'a göçtü ve orada 1895'e kadar kaldı demiş. Demek ki 1895'e kadar kalmış. 1900'e kadar değil. Ve Zürih'e taşınmış daha sonra. Dolayısıyla 1895 olacak buradaki son tarih. He wanted to be a scientist. Bilim adamı olmak istedi. Öyle mi olmak istedi? He wanted to be a teacher of mathematics and physics. Matematik ya da ve diyebiliriz ya da diyebiliriz artık. Fizik öğretmeni olmak istedi. Dolayısıyla scientist kelimesi yanlış. Öğretmen olma kelimesi doğru olur. He got married to Elsa Leventhal in 1903. 1903'te Elsa ile evlendi. 1903'te ne oldu? 1903'te şurada kolejdeki bir arkadaşıyla evlendi. Ama Elsa ile 1919'da evlendi. Dolayısıyla buradaki bilgi 1903'te değil 1919'da olması lazım. Tarihi siliyoruz. 1919 yazıyoruz. Altıncı cümle. He graduated from the University of Zurich in 1909. Zürih Üniversitesi'nde 1909'da mezun oldu diyor. Mezun olmak nerede var? Bakalım şöyle bir. He graduated diyor. He finished school and graduated in 1919. 1900'lerde mezun oldu. O zaman 1900'de mezun oldu ifadesi. Yanlış. Bir de burada Zürih Üniversitesi'nde 1909'da mezun oldu değil de orada profesör oldu. Şurada 1909'da profesör oldu diyor. O yüzden he became professor şeklinde bir cevap doğru olabilir. 1921'de eşi Elsa öldü. Elsa öldü. Ne zaman öldü Elsa? Elsa 1936'da öldü. 1921'de değil. O yüzden 1921'i değiştiriyoruz. 1936 yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk sayfada öğrendiğimiz kelimeleri buradaki cümlelere yerleştireceğiz. Burada bir önceki alıştırmalarda da yapıyor olduğunuz gibi burada videoyu durdurup kendiniz yapın. Yaptıktan sonra tek tek kelimeleri yerleştirip cümlelerin anlamlarına bakacağız. Burada durdurabilirsiniz. Evet, durdurduysanız ve yaptıysanız şimdi çözme zamanı. Önce boşlukları hızlı bir şekilde ben doldurayım. Bakalım doğru kelimeler yerlerine yerleşmiş mi? Ece çok fazla çalışıyor başarılı olmak için fizikte ve Nobel ödülünü kazanmak için. Nobel ödül. Nobel Prize ile beraber kullanıyor. Nobel Award ile kullanmıyor. Nobel ödülü Prize ile kullanıyor arkadaşlar. İkinci cümle. During his school years, okul yılları boyunca, he was alone. Yalnızdı. He didn't have any friends. Hiç arkadaşı olmadı. Bu bilgiler de gerçekten onun yaşamından yer alan kesitlerle alakalı bilgiler. Üçüncü cümlede, Einstein grew up in Munich and started his education there. Einstein Münih'te büyüdü ve eğitimini orada başladı. My sister was very brilliant at school. She always got high marks. Benim kız kardeşim çok zeki idi. O her zaman yüksek puanlar aldı. Beşinci cümle. At the end of the term. Dönemin sonunda. The school gave Bob a special award for his efforts. Okul Bob'a çabaları için özel bir ödül verdi. Nick was born in London in 1970 but moved to Manchester when he was 5. Nick 1970'te Londra'da doğdu fakat Manchester'a taşındı. Ne zaman taşındı? 5 yaşındayken. My brother got his high school diploma and graduated in 2015. Benim erkek kardeşim lise diplomasını aldı ve 2015'te mezun oldu.
Atatürk was born in 1881 and he died in 1938. Atatürk 1881'de doğdu ve 1938'de öldü, vefat etti. 9'dayız. They started to live in Ankara and raise their children there. Onlar Ankara'da yaşamaya başladılar ve çocuklarını orada yetiştirdiler, büyüttüler. 10 numaradayız. He was very rich man. He owned many big companies. O çok zengin bir adamdı. O pek çok büyük şirketler ya da şirketler diyebiliriz tabii, iş yerleri sahibi oldu. Owned, sahip olmaktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 40'taki ikinci alıştırmadayız. Diyor ki, Jack'in arkadaşları hakkındaki konuşmasını dinle. Doğru isimleri resimlerin altına yerleştir diyor. Şimdi isimler neler? Olivia, Sue, Tom, Mark, Jenny ve Catherine. Olivia, Tom, Jenny, Sue, Mark ve Catherine'i öncelikle kız erkek diye ayırırsak tabii daha iyi olabilir. Tom, Mark, iki tane erkek ve geriye kalanlar da kız. Şimdi bu bağlamda dinlememizi yapalım. Siz dinledikten sonra birkaç defa daha dinleyebilirsiniz. Videoyu tekrar başlatırım. Ondan sonra da kişilerin isimlerini buraya yerleştirebiliriz. Kişilerle alakalı biraz görsellerde fikir alabileceğimiz eylemler görülüyor. Yani neler yaptıkları. Onlara göre de kişilerin yerlerini belirleyebiliriz. Listen to Jack talking about his friends. Write the correct names under the photos. When I was at elementary school, I had lots of friends. My friend Jenny moved to Manchester from a very small village. She was a fan of rugby. Tom was always alone. He had few friends. Catherine wanted to be a musician because her parents played lots of instruments. Mark was a brilliant student. He got high marks. Olivia always wanted to visit all the countries in the world. And Sue was interested in cooking. She always cooked something in the kitchen. Evet arkadaşlar, dinlememizi yaptık. Şimdi dinlemeye göre kişilerin isimlerini yerleştireceğiz ve ardından metni görüp ona göre de doğru olup olmadığına bakacağız. Öncelikle birincisi Tom, ikincisi Sue, üçüncüsü Catherine, dördüncüsü Jenny, beşincisi Olivia ve altıncısı da Mark çıkmış. Metnimize bakalım. When I was at elementary school, I had lots of friends. Ben ortaokuldayken pek çok arkadaşım vardı. My friend Jenny moved to Manchester from a very small village. She was a fan of rugby. Benim arkadaşım Jenny küçük bir köyden Manchester'a taşındı. O bir rugby hayranıydı. Rugby bir spor arkadaşlar, biliyorsunuz. Amerikan futbol tarzında. Tom was always alone. Tom her zaman yalnızdı. He had few friends. Onun birkaç arkadaşı vardı. Catherine wanted to be a musician because her parents played lots of instruments. Catherine müzisyen olmayı istiyordu çünkü onun ebeveynleri, anne ve babası pek çok enstrüman çalıyordu. Mark was a brilliant student. He got high marks. Mark zeki bir öğrenciydi. Hep yüksek notlar alıyordu. Olivia always wanted to visit all the countries in the world. Olivia, dünyanın içindeki bütün ülkeleri seyahat etmek istiyordu her zaman. And Sue was interested in cooking. Ve Sue da yemek pişirmeye karşı ilgiliydi, yemek yapmaya. She always cooked something in the kitchen. O her zaman mutfakta bir şeyler pişiriyordu diyor. Şimdi buna bağlamda baktığımızda da Tom bu oluyor. Sue bu oluyor. Yine aynı şekilde Catherine, Jenny. Bakın kıyafeti de zaten uyuyor bu rugby olayına. Seyahat etmek isteyen arkadaşımız ve Mark. Mark hatırlarsanız Mark için ne demiştik? Mark zeki bir öğrenciydi. Speaking aktivitesi var. Yanındaki arkadaşınla yani partnerinle konuş.
aile üyelerini tanımla, aile üyelerini tasvir et. Mesela, my brother is brilliant. Benim abim zekidir. He gets high marks at school. Okulda yüksek puanlar alıyor şeklinde ifadeler kullan demiş. Şimdi gramer bölümü, gramer demek arkadaşlar Türkçedeki dil bilgisi demek. Yani kurallar, kaideler, dile karşı, dile yönelik yapacağımız ifadelerin nasıl, niçin öyle olduğunu söyleyebilme sanatı. We use simple past tense to talk about the events and experiences in the past. Biz simple past tense'i, yani geçmiş zamanı, olaylar ve deneyimlerle alakalı, geçmişteki deneyimlerle alakalı konuşmak için kullanıyoruz. Mesela resimlerin altındaki cümlelere baktığımızda, when was John Lennon born? He was born in 1940. John Lennon ne zaman, when kelimesi önemli, ne zaman doğdu? O 1940'ta doğdu, geçmiş zaman. Where did he grow up? Where did he grow up? Nerede büyüdü? He grew up in Liverpool. O Liverpool'da büyüdü. Who did he get married to? O kimle gibi bir anlam sahibi oluyor bu to. Kimle evlendi? He got married to Cynthia Powell in 1962. Evet, o şu kişiyle 1962'de evlendi diyor buradaki geçmiş zaman ifadeleri için. Şimdi John Lennon'ın biyografisini dinle ve olaylarla yılları eşleştir demiş. Şöyle bir yıllar ve olaylar var. Olaylar neler? Doğduğu zaman annesi öldü. Brian Epstein Beatles grubunu keşfetti. Lennon evlendi. Amerika'ya taşındı ve öldü. Bunlar zaten sırayla gitmiş ama şunlar sırayla gitmediği için o zaman bu zamanlarla sıralandırmayı yapacağız arkadaşlar. O yüzden dinlemeye başlayabiliriz. Not almaya başlayabilirsiniz dinlerken eğer kulağınıza takılan bir ifade olursa. CD 3-3. Listen to John Lennon's biography and match the events with the years. John Lennon was born on October 9th, 1940, in Liverpool. When John was 4 years old, his parents divorced. His mother died in 1958. Lennon met Paul McCartney in 1957, and they formed a music band. It was the Beatles. Brian Epstein discovered the Beatles in 1961. Lennon got married to Cynthia Powell in 1962. They had a son. They raised their child in Liverpool. Lennon separated from his wife and left the Beatles in 1969. He moved to the United States in 1971. In 1980, he died in New York. During his life, he owned many awards. He was a brilliant musician. Evet. Dinleme metnini de dinledikten sonra şimdi eşleştirmelere bakıyoruz. Ne zaman doğmuştu? Şurada ne zaman doğmuş bilgisini hatırlarsanız 1940 demişti. C 1940'ta ifadesi yerini buldu. Annesi vefat etti. Ne zaman annesi vefat etmiş? F 1958'de vefat etmiş. Brian Epstein Beatles grubunu keşfetti. Ne zaman keşfetti? 1961'de keşfetmiş. Lennon evlendi. Evet, 1962'de Lennon evlendi. Amerika'ya taşındı 1971'de ve 1980'de de vefat etti, öldü diyebiliriz. Şimdi metnimizi görelim isterseniz. Buna göre de karşılaştırmaların, eşleştirmelerin ne kadar doğru olduğunu kontrol edebiliriz. John Lennon was born on 9th of October 1940 in Liverpool. When John was 4 years old, his parents divorced. Evet, John Lennon 9 Kasım 1940'da Liverpool'da doğdu. John 4 yaşındayken anne ve babası boşandı. Divorced. Altını çizelim bu kelimenin. Bu kelime kitabınızda olmadığı için not alalım arkadaşlar. Boşandı. His mother died in 1958. Annesi 1958'de öldü. Lennon met Paul McCartney in 1957 and they formed a music band.
Lennon, Paul McCartney ile 1957'de tanıştı ve onlar bir müzik grubu oluşturdular. It was the Beatles. Evet, grubun adı Beatles'tı. Brian Epstein discovered the Beatles in 1961. Brian Epstein isimli kişi 1961'de Beatles grubunu keşfetti. Yani bunlar grubu kuruyor. Bu kişi de bunların güzel müzik yapmalarını görerek bunları keşfediyor. Lennon got married to Cynthia Powell in 1962. Lennon, Cynthia Powell'la 1962'de evlendi. They had a son. Bir tane çocukları oldu, erkek. They raised their child in Liverpool. Onlar çocuklarını, yani bir tane olan çocuklarını Liverpool'da büyüttüler. Lennon separated from his wife and left the Beatles in 1969. Lennon eşinden ayrıldı ve Beatles grubunu da left ikinci ayrı olarak terk etti 1969'da. He moved to the United States in 1971. 1971'de Amerika'ya taşındı. In 1980, he died in New York. During his life, he owned many awards. He was a brilliant musician. 1980'de New York'ta öldü. Hayatı boyunca, yaşamı boyunca pek çok ödül sahibi oldu. Çok zeki, çok parlak bir müzik elemanıydı, müzikçiydi. Müzisyendi diyebiliriz. Şimdi bu ifadeleri eşleştirmemizde kontrol edebilirsiniz parçamızda. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gelelim Barış Manço, Emma Watson şeklindeki iki kişiye. Look at the biography cards of Barış Manço and Emma Watson. Work in Paris. Ask and answer questions. Barış Manço'nun ve Emma Watson'ın biyografi kartlarına bak. Birlikte yanındaki arkadaşınla çalış. Sor ve cevapla soruları diyor. Barış Manço'nun bilgileri şunlar. Doğum İstanbul 1943. Müzik ödülleri 13 tane. Marriage, evlilik, Lale Manço 1978'de. TV programları 7'den 77'ye 1988 ve 1998'de. Ölümü de İstanbul'da 1999'da. Emma Watson'da bu şekilde bilgileri var. Bunlarla alakalı bilgi sorusu soracağız şimdi. When was Barış Manço born? Ne zaman doğdu? Diye. Şuradaki bilgiye bakacak olursak. He was born in 1943. 1943'te doğdu cevabını bu şekilde verebiliriz. İkinci soru şöyle olabilir. How many music awards did he get? Kaç tane müzik ödülü aldı? He got 13 music awards şeklinde sorular sorulabilir. Bunlara yönelik soruları sizin üretmeniz gerekecek arkadaşlar. Bu Emma Watson'a da. Mesela Emma Watson'la alakalı başka bir soru. Where did Emma Watson grow up? Nerede büyüdü Emma Watson? She grew up in Oxfordshire. Burada büyüdü arkadaşlar. Oxfordshire'de. Sayfa 43'teki bir dinleme metniyle karşınızdayız. Mike, Robert Pattinson'ın çocukluk arkadaşı ile bir konuşma yapıyor, görüşme yapıyor bir radyo programında. Dinle, oku ve doğru kelimeleri, yani şuradaki doğru kelimeleri yuvarlak içine al demiş. Şimdi dinlememizi yapacağız. Ondan sonra da oradaki boşluklardaki, boşluk demeyelim de şuradaki siyahlardaki doğru ifadeleri yuvarlak içine alacağız. Başlıyoruz. Mike is interviewing Robert Pattinson's childhood friend on a radio program. Listen, read, and circle the right words. Hello. Today, we have a friend of Robert Pattinson. Let's learn about Robert's life. Welcome to our radio program, Tina. Thanks for inviting me. When was he born? He was born in 1986. What was he like when he was a child? He was so outgoing and friendly. And he was so handsome. He is still handsome. Yes, he is. Where did he grow up? He grew up in London. My house was next to his house. Was he hardworking? Yes, he studied a lot to achieve success in acting. He is very good at acting.
He was very popular as Edward in Twilight. Tina, thank you so much for everything. You're welcome. I am glad to be here. Bye. Evet arkadaşlar, bir radyo söyleşisinden alınma gibi olan bu dinleme metnimizi dinledik ve ifadelerdeki doğru kelimeleri yuvarlak içine alacaktık. Birinci kelimemiz radio. Welcome to our radio program dedi. Çünkü televizyon programı değil. Gördüğünüz üzere resimde de bir radyo programı üzerinden gidiyor. Ne zaman doğdu sorusuna verdiği cevapta he was born in 1986 dedi. What was he like? Hatırlarsanız emizar ve like kelimeleri soruda kullanıldığında nasıl birisi, karakter olarak ne gibi birisi ifadesiydi. Bu da geçmiş zaman olduğu için nasıldı çocukken diye bir sorumuz var. Cevap olarak da outgoing kelimesi kullanılmış. He was so outgoing and friendly. Evet, zaten outgoing olan birisi friendly'dir aynı zamanda. Where did he grow up? He grew up in London dedi. Evime yakın kendi evi dedi. Daha sonra da şuradaki hardworking kelimesi çıktı. Çalışkan mıydı? Evet, çok çalışkandı ve acting'de yani rol yapmada başarılı olmak için çok çalıştı. Okudu aynı zamanda bu alanda. Diğer kelimelerimizden baktığımızda başka bir kelimemiz yok. Şimdi burayı bir çevirelim. Mike'la Tina konuşuyor. Merhaba, bugün Robert Pattinson'ın bir arkadaşıylayız. Haydi Robert'ın hayatıyla alakalı öğrenelim biraz. Radyo programımıza hoş geldin Tina. Teşekkürler beni davet ettiğiniz için diyor Tina. Mike devam ediyor. Ne zaman doğdu Robert Pattinson? O 1986'da doğdu. Şöyle bir boşluklar açalım. Ondan sonra devam edelim. 1986'da doğdu. Nasıl birisiydi çocukken? O sosyal ve dışa dönük ve arkadaşçıl birisiydi ve aynı zamanda çok yakışıklıydı. Hala yakışıklı. Evet, öyle. Nerede büyüdü? O Londra'da büyüdü. Benim evim onun evine yanındaydı, yakınındaydı. O çalışkan mıydı? Evet. O rol yapma üzerine, yani aktör olmak için çok fazla başarı kazanmak için okudu, çalıştı. O çok iyi rol yapmada. Edward olarak Twilight'ta, Alacakaranlık'ta çok popülerdi. Tina, teşekkür ediyoruz her şey için. Önemli değil. Burada olmak için ben mutluyum. Teşekkürler diyor Mike. Bu şekilde bitiriyorlar konuşmayı. Sayfa 43'te bir speaking ve writing bölüm var. Diyor ki birlikte çalış. Farz et ki sen bir ünlü kişinin arkadaşıyla görüşme yapıyorsun. Bazı sorular yaz o kişiyi ile alakalı. Yani o kişiye soracaksın mesela. Tarkan'ın arkadaşısın sen. Tarkan'la alakalı sorular soracaksın. Onlara, o arkadaşına sor ve radyo programı, bir radyo programını arkadaşlarına göster diyor. Sayfa 44'teyiz arkadaşlar. Sayfa 44'te bir dinleme metnimiz var ve şurada tarihler var. Tarihleri buraya yerleştireceğiz. Ardından da bu soruları bu metne uygun bir şekilde oluşturacağız. Şimdi dinleme metnimize başlayalım. 2. Listen and complete the sentences with the years in the box. Ashley Cooper was born in California in 1978. She was a brilliant student at school. She received special award from her school in 1990. She wasn't alone. She had lots of friends. She was outgoing. She liked helping old people. She wanted to be a doctor. She was a really hard-working person. She studied medicine and graduated in 2002. She moved to New York in 2004 to work in a big hospital. She got married to Adam Taylor in 2007 and had two sons. She is one of the most famous doctors in New York now. Evet arkadaşlar, tarihleri buralara yerleştirecektik. Şimdi hemen sırayla bir başlayalım. 1978, 1990, 2002, 2004 and 2007 çıktı. Metnimizi çevirelim beraber ve şuradaki soruları da
bu metine göre oluşturalım. Ashley Cooper, Kaliforniya'da 1978'de doğdu. O parlak bir öğrenciydi okulda. Onun pek çok özel ödülü vardı okulunda 1990'da. Pek çok ödül aldı. Receive kelimesi burada önemli. Okuldan pek çok özel ödül aldı 1990'da. O yalnız değildi. Pek çok arkadaşı vardı. Dışa dönüktü. Yaşlı insanlara yardım etmeyi seviyordu. Doktor olmayı istedi. Gerçekten çok çalışkan bir kişiydi. O tıp okudu ve 2002'de mezun oldu. New York'a taşındı 2004 yılında. Büyük bir hastanede çalışmak için. Adam Tyler'la evlendi 2007'de ve iki tane oğlu oldu. Şu an New York'taki en ünlü doktorlardan bir tanesidir şu an, diyor. Kim bu? Ashley Cooper. Tekrar oku ve soruları cevapla demiş. Biz okuduk, çevirisini yaptık. O yüzden soruları rahat bir şekilde çevirebileceğiz. Where was Ashley Cooper born? Where kelimesi önemli. Nerede doğdu? Nerede doğdu? Kaliforniya'da. Ashley Cooper was born in California. İsterseniz böyle uzun uzun cümle yazabilirsiniz. İsterseniz şu born'dan sonrasını yazabilirsiniz. Çünkü in California diyerek yer belirtmiş olacağız. What did she wanted to be? What did she want to be? Ne olmak istedi? Ne olmak istedi? Burada var. Doktor olmak istedi. She wanted to be a doctor. Why did she move to New York? Neden New York'a taşındı? Çünkü büyük bir hastanede çalışacaktı. She moved to New York to work in a big hospital. Büyük bir hastanede çalışmak için. İsterseniz şu New York'tan sonrasını da yazabilirsiniz sadece. How many children did she have? Kaç tane çocuğu vardı? She had two sons. İki tane çocuğu vardı. Erkek çocuğu. Sons. Bu şekilde bu soruları da cevaplayabiliyoruz. Writing bölümü var. Burayı writing için kullanabilirsiniz ve yazın da. Biyografi kartına bak Steve Jobs'ın ve kısa paragraf yaz. Mesela bunu tanıt. De ki, his name is Steve Jobs. He was born in San Francisco in 1955. He was a slim person. He was brilliant and honest. He got married to Lauren Powell in 1991. He had four children. And he got many awards like PGA awards and it happened in 2002. Şeklinde bir writing yazabilirsiniz. Bir kişinin yaşamıyla alakalı bilgi verirken böyle bir yazı ödevi sizin işinize yarayacaktır. Evet, karikatür bölümündeyiz arkadaşlar. Karikatürü dinleyelim ve çevirelim. Listen and read. This homework is very difficult. How can I find Charles Dickens's biography? I have an idea. Let's go to the library. There are lots of books there. Great, let's go. Zoe, can you read his biography for me, please? I am taking some notes. Okay. He was hardworking and brilliant at school. He wrote lots of books when he was a child. Where was he born? He was born in the USA. Are you sure? He is an English writer. Maybe his family lived in the USA. It's interesting. Waltz and Marathon was one of his famous books. Waltz and Marathon. Let's find this book. I can't find it. That's okay. When did he write Oliver Twist? I can't find it. It isn't a perfect biography. He wrote A Shortcut in Time, too. I don't know that book either. When was he born? He was born in 1951. Come on, Zoe. Are you reading Charles Dickens's biography? Yes, of course. Look. Oh no, he isn't Charles Dickens. He is Charles Dickinson. I'm so sorry. Evet arkadaşlar, buradaki metni de
dinledik. Metinden sonra bir tane 46 var. Sayfa olarak 46'dan sonra da 47'nin oyun bölümleri ve 48'de bir proje tarzında bir şey var. Şurayı isterseniz bir çevirelim. The Adventures of Zoe and Joy. Zoe ve Joy'nin maceraları. Bu ev ödevi çok zor. Nasıl bulacağım Charles Dickens'ın biyografisini? Bir fikrim var. Hadi kütüphaneye gidelim. Orada pek çok kitap var. Harika. Hadi gidelim. Zoe, biyografiyi benim için okur musun lütfen? Ben bazı notlar alıyorum. Tamam. O çalışkandı, zekiydi okulda. O pek çok kitap yazdı bir çocukken. Nerede doğdu? O Amerika'da doğdu. Emin misin? O bir İngiliz yazarı. Belki onun ailesi Amerika'da yaşadı. İlginç. Waltz in Marathon was one of his famous books. Diyor. Waltz, maratondaki Waltz onun ünlü kitaplarından bir tanesiydi. Hadi bu kitabı bulalım. Ha, bakıyor, bulamıyorum diyor. I can't find it. Bulamıyorum. Tamam. Where did he write Oliver Twist? Oliver Twist'i nerede yazdı? Bilmiyorum, bulamıyorum. It's not a perfect biography. Bu iyi bir biyografi değil. He wrote A Shortcut in Time too. Evet, zamanla kısa bir formunu da yazmış. Bu kitabı da bilmiyorum. Yani kısaltılmış versiyonunu. Ne zaman doğdu? 1951'de. Hadi ama Joy. Emin misin Charles Dickens'ın biyografisini okuduğuna? Evet. Tabii ki de. Bak. Oh hayır. O Charles Dickens değil. O Charles Dickinson isimli kitap. Kusura bakma diyor. Burada karikatür bu şekilde geçiyor. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. World Cultures. Dünya kültürleri. Bakalım burada nelerden bahsedecek. Imagine that you're a biographer. Farz et ki sen bir biyografi yazarısın. What should you do? Ne yapmalısın before you write a biography? Biyografi yazmadan önce ne yapmalısın? Discuss it in the class. Sınıfta bunu tartış. Step by step for a perfect biography. Muhteşem bir biyografi için adım adım neler yapılacağı burada var. A biography is the story of someone's life. Bir biyografi birinin yaşamının hikayesidir. James Boswell wrote the first modern biography, The Life of Samuel Johnson in 1791. James Boswell ilk modern biyografiyi yani The Life of Samuel Johnson'ı 1791'de yazdı. Samuel Johnson'ın yaşamı. Biographies can be just a few sentences long. Biyografiler sadece birkaç cümle uzunluğunda olabilir. Or they can fill a whole book. Ya da tam bir kitabı doldurabilir. They give information about people's birth, school life, private life, achievements and important events in their life. Biyografiler, kişilerin doğumları, okul yaşamları, özel hayatları, başarıları ve önemli olaylarla alakalı, onların hayatlarındaki önemli olaylarla alakalı bilgi verebilir. Biographies are usually about famous people. Biyografiler genellikle ünlü kişiler hakkındadır. In a good biography, iyi bir biyografide, the dates are in chronological order. Tarihler sıraya göredir. A biographer should use sources like letters, diaries, reference books or other biographies. Bir biyograf yazarı kaynakları kullanmalı. Mesela mektup, günlük, referans kitapları gibi diğer biyografileri de kullanmalı. To write a biography demiş. Burada işte kuralları söylemiş adım adım. Bir biyografi yazmak için sen şöyle yapmalısın. Ne yapmalısın? 1. Choose a person you are interested in. İlgili olduğun bir kişiyi seç. Tabii bu ünlü olursa daha gerçekçi olur. 2. Do detailed research. Detaylı bir araştırma yap. 3. Answer some questions such as şeklinde sorularımız var. Bazı soruları cevapla. Şunlar gibi. Bu gibi demek bunlar da o örnekler demek. What makes this person special? Bu kişiyi özel yapan nedir? Why is she important? Neden önemlidir bu kişi? What are the interesting events in his or her life?
Onun yaşamındaki ilginç olaylar nelerdir? What kind of personality does she have? Ne tür bir karaktere sahip? Şimdi araştırma yapayım başta. Soruları cevapla. Sevgili arkadaşlar, metnoku ve cümlelerin yanlarına true ve false işaretleri koy demiş. Biyografiler hem kısa hem de uzun olabilir. Evet, biyografiler hem uzun hem de kısa. Şurada demiştik ki birkaç cümlede de olabilir ya da daha uzun, büyük bir kitap da olabilir. O yüzden true. Biographies only tell us someone's physical appearance. Biyografiler bize sadece bir kişinin fiziksel görünüşüyle alakalı bilgi verirler. Yanlış. You can write about the personality of someone in a biography. Bir biyografide bir kişinin karakteri hakkında yazılar yazabilirsin. Tabii ki de yazabilirsin. The order of the days are not important in a biography. Bir biyografide tarihler önemli değildir. Tarihlerin sırası önemli değildir. Doğru mu? Doğru değil. Şurada iyi bir biyografide tarihler sıralı olmalı diyordu. O yüzden bu false olacak. You shouldn't search in detail before you write a biography. Bir biyografi yazmadan önce detaylı araştırma yapmamalısın demiş. Tam tersine detaylı bir araştırma yapılması lazımdı. Sevgili arkadaşlar, burada bu metinle burayı bırakıyoruz. Ve buradan sonra da geçmiş zamanı videomuza ekleyeceğiz. Videomuzla beraber 3. ünitemizin her şeyi de detaylarıyla bitirmiş olacağız. Buraya kadar da 3. ünitemiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.